Amerika'da öğretim görevlisiydi, Türkiye'ye döndü, memleketimde kenevir üreteceğim dedi ve başardı da. Elinde tüfekle kenevirlerini korudu, yetişmelerini bekledi. Tarlanın etrafına güvenlik kamerası koydu. Ekip büyüttüğü endüstriyel kenevirlere gözü gibi bakıyor. Endüstriyel kenevir, yani Hint keneviri değil. Hint keneviriyle alakasız bir bitki. Yani Hint keneviri dediğiniz zaman bu Hint kenevirine bekliyor. Direkt insanların aklına uyuşturucu geliyor. Ulaş Oğrak yıllar boyu Amerika'da yaşadı, eğitimini aldı. 10 yıllık süre boyunca üniversitede öğretim görevlisi oldu. Amerika'daki hayatı boyunca endüstriyel kenevir hakkında önemli araştırmalar yaptı. En sonunda tası tarağı toplayıp Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Memleketi İzmir Menemen'de 3 dönümlük arazisinde endüstriyel kenevir yetiştirmeye başladı. 50 binden fazla kullanım alanı var. Tekstilden medikal alanlara, otomotivden tutun kozmetiğe, protein bile alıyorlar şeyinden, tohumundan. Anlayacağınız endüstriyel kenevir işinde para çok. Üstelik yetiştirmesi de hayli ucuz. Çiftçi ürettiği zaman ya bunu sözleşmeli modelle ya da pazarlarda, yani pazarda alıcılara sap olarak satabilecek. Pamuğa verdiğiniz suyun %30'unu veriyorsunuz. Ot ilacı, böcek ilacı, kesinlikle herbisit, pestisit kullanmadık. Kullanmıyoruz. Gübre atmadık. Sadece suladık. Su verdik ve büyümesini izledik diyebilirim.